Adana mutfağından karakuş tatlısı. Hamur için 3 su bardağı un, 1 kahve fincanı yoğurt, 1 kahve fincanı süt, yarım kahve fincanı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuz. Hamuru açmak için 4 su bardağı nişasta. İç harcı için 2 su bardağı ceviz, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı toz şeker. Kızartmak için sıvı yağ. Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker, 2 bardak su, 1 dilim limon. Evet, üçüncü olarak tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Karakuş tatlısı. Evet. Adana'nın en meşhur tatlılarından bir tanesi. Çok ince açılması gerekiyor. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş ben bunu açarken istersen Nursel'cim sen de şurubunu kaynat. Şurubunun soğuk olması gerekiyor. O yüzden bir an önce kaynatıp ardından da soğumaya götürmem gerekiyor. 3 şeker yani tatlı bir şerbet olacak. Evet, biraz koyu kıvamlı olacak. Suyu şekerinden az. Evet. 1, 2. Kızartma bir tatlı bu. Kızarttıklarımızı soğuk şovuk şerbetin içine atarak tatlandıracağız. Ekşili kabağımız da bir yandan pişiyor. Kapamaya yakın sarımsak ve limonunu atacağız. Aman unutmayalım. Şöyle bir baksın Volkan. Bayağı rengini almaya başlamış. Yok daha olmadı. İki bardak kadar cevizini hazırlıyorum. Döverek yapacağım. Biraz iri iri kalsın değil mi? Evet. İki bardak olmamış. Biraz dövülsün. Yani dişe de dokunsun ama çok da şey olmasın, hamuru yırtabilir. Evet. Gayet güzel. Eline sağlık, harika olmuş. 2 bardak ceviz, çok dişe... Fazla değil, bakayım. Çok seviyorum ya bak, benim tarçın anlayışım bu. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı, evet o yeterli. Böyle bir tatlı kaşığı tarçın. Evet, bir karıştırırsan memnun olurum. Şeker de getireyim. Evet. Bir tatlı kaşığı şeker koyalım. Evet, gayet güzel. Bir kaşık da şeker. Evet. İçimiz hazır. Evet, içimiz Şimdi hazır. Şimdi bundan sonrası çok kolay. Bundan sonrası artık tamamen içine yerleştireyim. İşçiliğe kalmış. Evet. İçine limonu atıyorum. Bakın göz göze oldu. Parlak parlak oldu. Biraz limon, 1-2 dakika sonra kapatacağım ki soğumaya alayım. Biz de bu arada açtığımız karakuşlarımızı yavaş yavaş hazırlamaya başlıyoruz. Şimdi ben yağını koyayım bir yandan da. Evet. Kızartmak için. İçlerimizden biraz koyacağız. Bol yağda kızaracak. Bol yağda kızaracak. Gördüğün gibi Nursel'cim tekrar katlıyorum. Hiç önemli değil kalan hamur. Onu bir köşede bekleteceğiz. Tekrar açtığımız zaman ondan da evet yama şeklinde olacak. İsterseniz kocaman bir yufkayı bir tanesi için de kullanabilirsiniz ama çok kalın oluyor, gereksiz oluyor. Boşu boşuna hamur yemeye gerek yok. Evet. Mümkün olduğunca ince yapmaya çalışın. Evet, şöyle biraz üzerine bastırıyorum. En sevdiğim kısım. Şöyle. Evet. Doğru mu? Evet, doğru. Şöyle. Evet. Sakız paketi gibi. Evet. Şöyle. Evet, buradan da. Aa, çok güzel yapmışsın. Hop. Ay, çok tatlı. Neden adı karakuş acaba? Çünkü şeklinden dolayı. Dikkat ettiyseniz bakın, kuş şeklinde hep. Görüntüsü. Bunun iyi yapışması gerekiyor. Evet. Çünkü birazdan kızarttığımızda açılır. Şimdi keseceğiz. Tekrar iyice de yapıştırırız. Bunları ne bu şekilde. Ne güzel minicik yaptın. Kimisi böyle koca yapıyor. Ben minik daha çok seviyorum. Evet. Şerbeti kapatıyorum. Bunlar bir cam çünkü kaba minik alayım. Kuşlar. Evet.
Sana emanet. Şerbetimin buz olması lazım. Bir parça daha hamur alacağım. Sen nasılsa onu da yetiştirdin. Ben de bunu yapmaya devam ediyorum. Ses geliyor. Ses var, görüntü yok yağda. Saniye abla, bunlar nasıl kabardı? Kabarı. Atar atmaz. Aa, çok güzel oldular ya. Çok evet. Güzel oldular. Sen öbürlerini yetiştir bana, ver. Tamam. Aa, çok tatlı. En güzel yapanlardansın bugüne kadar yaptığım. Öyle şey mi? Şekil olarak böyle hakikaten herhalde ince tuttun, o yüzden evet. Olabilir. Kalın olduğu zaman hamur su olur. O İnan yüzden ki ben bayıldım. Sevmiyorum. Aa, ince tutmak her zaman daha tatlı. İyi sonuç verir. Saniye ablacığım, bu oldu bence. Evet, ha? Çok gayet güzel. Sakine. Sakine. Sana hep saniye dedim ya. Aa, Nurselciğim, çıkarttıklarını hemen şerbete atman gerekiyor. Atayım. Hı. Ver Büşra'cığım, gel. Şerbete batırıyorum, çıkarıyorum değil evet, mi? Evet, bir süre kalıyor içerisinde, sonra servis tabağımıza alıyoruz. Şöyle yani. Evet. Evet, yine kızartma işi bana kaldı gördüğünüz gibi. Ben öyle açamadığım için. Ben kızartıyorum, şerbetliyorum. Gayet güzel. Şerbetimizi sonuna kadar kullanmak herhalde buna deniyor. Karakuş. Evet. En zararlısından, enerjilisinden yiyip koşulası bir tatlı. Adeta müthiş. Evet. Üçüncü yemeğimiz bitmiş oldu. Adana çok sıcak bir yer ya. Yazın olmazsa olmazı, kışın sıcak içilen, yazın soğuk içilen en... Özellikle doğum yapıldıktan sonra... hepimizin evlerinde gelen misafirlerimize ikram edilen bir içecek türüdür. Evet. Karanfil var içerisinde, tarçın çubuklarımız var, zerdeçal var, zencefil var. Katkısız kendinizin yapabileceği ve çok da faydalı, bütün sindirim sistemini çalıştıracak olan bir tarif bu. Hakikaten evet. Adana'da vazgeçilmez. Evet. Hem yazın serinletir, kışın da içimizi ısıtır. Bu evet. Kadar yeter evet. Herhalde. İstersek buna soğuk su koyarız, istersek sıcak su koyarız. Hatta bakın burada artan şeyimiz de var, tarçınlı cevizimiz var. Bunu üzerinde, içeceğimizin üzerine koyarak çok şahane olacak. Sunum olarak evet. Taçlandırabilirsiniz. Evet. Nasıl olsa bizde de var. Şurada sıcak su var. İstersen evet. Ondan koy. Tamam. Evet, yeterince suyumuzu koyduk. Artık şimdi altını yakabiliriz. Diğer yemeğimize geçerken. Şimdi bu gerçekten yaptığınızda çok hoşunuza gidecek bir tarif oldu. Küçücük öyle bir püf noktası verdik size. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek. Var. Gördüğüm en güzel karakuş. Teşekkür tatlısı. Ederim. Dipnot.